Türk TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün programımızda epilasyon ve bayanların kabusu olan selülitü konuşacağız. Yaz ayları yaklaşırken tabii ki şimdiden hazırlıklar başladı ve program konuğum güzellik uzmanı Ayşe Bahar Tüylüoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi gördük, daha iyi olduk tabii. Evet, bugün özellikle kadınları ilgilendiren diyeceğim ama son zamanlarda epilasyonda beylerin de ilgisi artmış durumda, evet. Galiba değil mi? Evet, evet. Özellikle ensede bakıyorum çok fazla beyler epilasyon yaptırabiliyorlar değil mi? Başka genelde şu bölge için de gelen var galiba değil mi? Sırt bölgesi için, evet. Gelenler var. Çoğunlukla hiçbir erkek sırtında tüyler, evet. Olsun istemiyor. Değil mi? Sırt bölgesi için gelen var. Sırtına yaptırdıktan sonra işte buraya da yaptırayım hatta diyerekten. Hatta yüzüne değil mi? Şu kısımlara da, evet, yaptıran, evet, evet. Var diye biliyorum yani, ben. Yani bir kere epilasyonla karşılaşınca artık, evet. Hani o tüylerden kurtulunca başka bölgelerine de ya şurasını da yapsaydık, burasını da yapsaydık diyerekten hani kurtulmak isteyenler var. Mesela aşçılar var. Ellerin üzerinde tüyler varsa, evet, onlardan kurtulmak istiyorlar. Çünkü hani yemek için, yemeğe düşmesi açısından, sağlık açısından düşündüklerinde. Yani çok fazla artık, erkeklerde danışanımız gelmeye var. Başladı. Evet. Tabii epilasyon bence bir kadının kendini yapabileceği en güzel yatırım gözüyle bakıyorum, evet, ben kesinlikle. Cidden. Sonuçta tüyü hepimiz sevmiyoruz yani ve kesinlikle. Dediğiniz gibi başlayınca insanın bir tane şuradaki bir tüy bile rahatsız etmeye başlıyor. Evet. Bende de öyle olmuştu gerçekten. Şimdi epilasyon yaptırmadan önce tabii ki kişiler araştırmaya başlıyorlar. Nerede yaptırsam veya daha önce arkadaşlarına danışabiliyorlar. Bilmiyorum, bizim arkadaş grubumuzda genelde böyle oluyor. Çünkü çok fazla cihaz var. Nerede yaptırmalıyım, nasıl yaptırıyorum, epilasyonda işte tüylerim biter mi, seans, kaç seans gideceğim. Birçok soru var. Öncelikle epilasyon yaptırmadan önce ne yapmalıyız? Yani kişi tüylerini almalı mı, almamalı mı? Birçok da cihaz var. İlk önce cihazlarla başlayalım. Mesela kaç tane cihaz var? İsim veremeyeceğimiz için mesela hangi kişilere hangileri uygun? Şimdi tüyleri almadan uygulama yapılan, evet. Bir cihaz var. Tek tek tüy köklerini yakarak atış yapıyor. Yapıyor. Buna tüyleri almaya gerek kalmıyor. Tabii ki bu cihazın özelliği sadece kalın tüyleri görüyor. İnce, evet. Tüyleri görmüyor. Bir de jel kullanılarak yapılanlar var. Hem jelli hem jelsiz yapılan cihazlar var. Ve buz lazerler var. Şu anda son yılların en, yani son 2 yılın en gözde cihazı diyebiliriz. Hatta bu sene çok daha ileri seviyeye gitti. Soğuk olduğu için başlığı acı da duymuyoruz, ısı değil mi vermiyor onda? Cilt yüzeyine, acı da vermiyor. Sadece kıl köklerinde bir çekilme hissediyorsunuz. Ağda yaptırdığınız zaman, evet. O tek tek kıl köklerini hissediyorsunuz. Hissetmeniz gerekiyor. Hissetmiyorsanız eğer etkilemiyor demektir. Evet. Yani kullanıcı ile uygulayan arasında çok önemli bir şey olması lazım, iletişim olması lazım, sorması gerekiyor. Ağrıyışı yüksekse yani yok, daha acıyla doğrusu böyle alakası yok onun. acıyla Sadece alakası yok mu? Kılın, orada kılın varlığını hissetmesi gerekiyor. Yani Evet. Bir iğne gibi, İğne orada bir batmış gibi. Küçücük de olsa bir tepki görmesi gerekiyor. Evet. O tepkiyi gördüğü zaman anlıyoruz ki kişide kıl kökü tahrip oldu ve o kıl düşecek, zayıflayacak. Birçok tabii ki cihaz var. Önemli olan cihaz markası kıllar için önemli değil. Yani hangi tip cihaz olacağı, evet. Kıl ayırt etmiyor. Ben bunu da düşerim, bunu da düşmem demiyor. Kullanan operatör önemli. Yani epilasyon cihazını kim kullanıyorsa bunu çok iyi kullanabiliyor olması gerekiyor. Kişinin kıl yapısını tanıyor olması gerekiyor. Bu bilgiye sahip olması gerekiyor. Kimileri var, bana geliyorlar mesela. Ben 3 yıldır epilasyona gidiyorum ama sanki hiç gitmemiş gibi. Evet, ben de çok duyuyorum bunu. Bunun sebebi belli süreleri var. Mesela biz bayanlarda her adet döneminden sonra atış yapıyoruz ki hücre, evet. Yenilendiği dönemi yakalayalım. Yani kıl folikülünün içerisinde kılın damarla kaynaşmış olduğu, yani damardan beslendiği dönemi biz hedef alıyoruz. Damarla birleşik olduğu zaman onu besleyen kılcal kal damarlarını kılın rengini görüyor cihaz. Rengi takip ederek kılcal kan damarlarını tahrip ediyor ve oradan bir daha kılın beslenmesini engelliyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. Eğer ki kıl düşme evresindeyse istediğiniz kadar atış yapın,
Kılcal kan damarlarına hiçbir şey olmadığı için, yani onu besleyen damarlar körelmediği için oradan yeni kıl, folikül de meydana geliyor ve istediğiniz kadar gidin, sadece ağda yaptırmış gibi olursunuz, kıllarınız tükenmez. Erkeklerde bunu biliyor muyuz? Hayır. Çünkü onların böyle bir adet döngüsü yok. Bu yüzden de erkeklerde 15 günde bir yapıyoruz, bir seans, bir kontrol olarak. Bunun sebebi de birinde yakalıyoruz, birinde yakalayamıyoruz. Ama hangisi olduğunu bilmiyoruz. Böylece çok daha etkili oluyor. Yani bir 3-4 sene erkeklerin çok uzun sürer demelerinin sebebi yakalayamadığımız için. Ben de böyle bir sistem kullanıyorum şu anda. Bir yıldır bundan çok güzel verim aldım. Evet. Ne güzel. O zaman yani kişinin ten rengi diyelim ki kimisi beyaz tenli, kimi işte buğday tenli, kimi esmer. Veya tüylerinin yapısı yani bazısında siyah, bazısında böyle sarı oluyor, bazısında artık böyle çok ince tüyler oluyor. Bunlar çok büyük bir kıstas değil makine seçiminde diyorsunuz. Kıstas yani aslında. Kıstas mı? Kıstas. Evet yani biraz daha ten rengine, benim işte ten rengim şöyleyse diyelim ki siyahsa daha böyle beyaz ten, pardon, beyaz ten üzerine mesela siyah siyah tüyleri olan insanlar oluyor. Onların genelde tercih etmesi gereken bildiğim kadarıyla nokta atışı yapanlar değil mi? Şöyle açıklayayım. Aslında beyaz ten ve koyu renk tüye sahip olanlar şanslılar şanslı mı diyeyim? Şanslı oluyor evet. Değil mi? Şanslı Çünkü oluyor. Her türlü cihaz onu görür. Görüyor. Operatör de iyi kullanıyorsa o nokta atışı yapan cihaz onu 4 seansta bitirebilir. Evet. Kişinin hormonal bir sorunu yoksa. Fakat ince tüyleri varsa ince tüyleri o nokta atışı yapan cihaz görmez. Onun dışında hani bu son çıkan sistemdeki buz lazerler buz lazer, görebilir. Yani kıl tipine göre cihaz tercihi önemli. Yapmaları gerekir. Yani koyu kıl, koyu tense eğer kılın tenden bir ton en azından koyu olması gerekir. Onlarda da etki eder ama biraz tabii ki cihazına göre değişir. Biraz süreyi uzatıyor galiba. Yani burada tüysüz olmaz de, tüysüz olmak dezavantaj oluyor galiba anladığım kadarıyla değil mi? İnce tüylü olmak biraz dezavantaj oluyor ama süreyi uzatıyor. Süreyi uzatıyor. Ayva tüyü olmadığı sürece, beyaz bir tüy olmadığı sürece, yani kökte bir melanin rengi olduğu sürece şu anki sistemdeki cihazlar görebiliyor. Biraz zor oluyor ama görüyor yani. Şimdi buz lazer, bu bir marka değil o yüzden çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Buz lazer tabii son dönemlerde en çok tercih edilenler. Şimdi yaz aylarında tabii insanlar doğal olarak işte baktığımızda epilasyonu tercih etmek istiyorlar veya kışın başlayıp yazın da devam edecek oluyorlar ama her cihazda bunu yapamıyorlar tabii doğal olarak yanık tenli. Ama buz lazeri yazın da çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz değil mi? Yazın kullanabiliyoruz. Diğer cihazları mesela yazın kullanılmamasının sebebi bronz teninden ziyade kullanılan cihazlar cilt üzerinde yanma etkisi de yaptığı için ciltte güneşle karşılaştığında leke olma durumu söz konusu olabilir. Bu onun da tedavisi gerçekten lekenin tedavisi çok, çok uzun sürer ve acılı bir süreci vardır. İnsana da çok hoş gelmez. Bu sebepten dolayı diğer cihazlar yazın kullanılmıyor. Onun haricinde bronz tene çok böyle koyuysa yani cilt teniyle kıl rengi aynıysa yapamıyoruz. Yani kişi o kadar koyulaşıyorsa kiminin hani tüyleri sararıyor, teni koyulaşıyor, onlara yapamıyoruz. Teninin biraz açılması gerekiyor. Çünkü rengi görüyor cihaz. Yani tatilden hemen geldik ve size geldik, epilasyonu olmaz herhalde. Herkes de farklı olur. Çok yanıp yanmamasına göre değişiyor herhalde. Onun teninin rengine göre değişiyor. Yani kişinin teninin rengi bronzdur ama tüyleri çok koyu renktir. O zaten programı var. Bronz ten ve çok koyu kıl programını seçtiğiniz zaman herhangi bir reaksiyon görmüyor. Direktmen kıl kökünü görüyor. Ama diyelim ki dediğim gibi cilt bronz, koyu renk, tüyler sarıysa, sarımtırak olmuşsa, güneşten açılmışsa tıraşlısınız bile tenin rengini görüyor. Evet. Burada tabii kullanan kişi de çok çok önemli. Özellikle mesela yanma dedik. Diyelim ki işte makinenin ayarını yüksek tuttu kişi değil mi? Bilinçli olması çok çok önemli. Makinenin ayarını yüksek tuttuğunda leke olma problemi de olabiliyor ki buz lazerde bu yok diyorsunuz ama yok. Diğer cihazlarda yüksek çalıştığında ki benim bir arkadaşımın başına gelmişti. Teninde maalesef yanık olmuştu.
Evet. Leke de mi olabiliyor aynı şekilde? Tabii leke de olabilir. Kişinin mesela o dönemde bir demir eksikliği varsa hı-hı. ve yanmışsa kişi, evet. güneşle de muhatap olmuşsa, hı-hı. hemen akabinde bir güneş görmüşse cilt, leke olarak kalabilir o. O lekenin gitmesi için tedavi görmesi gerekir. Hı-hı. Ya da çok ciddi cilt yanığı oluşabilir. Yani bilmeyen bir operatör kişiyi üçüncü derece yanıkla karşılaştırabilir. Bu yüzden de hani seçilecek olan operatör, operatör diyorum çünkü bir cihazı kullananlar, cihaz kullanan kişilere operatör denir. Evet. Operatörün kesinlikle okul mezunu olması gerekiyor. Onun diplomasının varlığı hı-hı. sorgulanmalı. Evet. Hastaneye dahi gitseniz sorgulayın. Çünkü bazı hastanelerde, hepsinde değil, daha belgesi olmayan kişi işte yerine çalıştırılabiliyor. O da sıkıntı yaratabiliyor. Onda bir şey iddia edemiyorsunuz ama tabii ki bütün hepsini tenzih ediyorum. Çok nadir. Yine de belge sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Evet, operatörün. Tabii ki sizin gibi bu dalda bir üniversite okumuş olması da önemli değil mi? Ayşe Hanım'ın gerçekten merkezine gittiğinizde böyle bütün belgeler asılmış durumda. Sağ olsun kendisi de çok güzel cilt bakımları yapıyor. Cildimdeki değişimleri de ona borçlu olduğumu da hemen söylemek istiyorum. Gitgide bir farkındalık görürseniz bize hemen Ayşe Hanım'a ulaşabilirsiniz yani. Bunu da buradan söylemiş olalım. Şimdi epilasyon çok çok önemli. Artık herkes bunun farkına vardı. Çünkü işte etek giymek istiyor kişi diyelim ki ama bacaklarına baktığında tabii ki onun bacaklarının durumunda uygun olması gerekiyor. Veya işte yazın özellikle kolsuz giydiğimizde tabii o koltuk altlarının durumu çok çok önemli. Artık kadın erkeklerde erkek. Değil mi? Evet, erkeklerde çok fazla artık epilasyon yaptırmaya da başladı. Şimdi buz lazeri üzerinden gidelim. Çünkü uyguladığınız yöntem buz lazeri olduğu için yaz ve kış uygulanabilen bir cihazla bu işlemi yaptığınız için şimdi buz lazeri yaptırmadan önce, gelmeden önce diyelim ki ben size geleceğim, ne yapacağım? O kısma temizliğini yapıp mı geleceğim, yapmadan mı geleceğim, öncesinde ne yapacağım, sonrasında ne yapacağım? Şimdi tüm vücut epilasyonu alan bayanlarda biz sadece özel bölgesini ve koltuk altını temizlemesini istiyoruz. Çünkü çok uzun kıl ışını yüzeye yayar. Evet. Çok az görünebilir ya da sıfır olabilir. Bizim için hiçbir sıkıntısı yok. Ama diğer bölgeleri yani bacakları, kollarını bizim kendi kısaltma makinemiz var zaten. Kendimiz kısaltıyoruz. Görmemiz lazım. Çünkü ben o kıl seçimine göre yani o kılın görüntüsüne göre program seçeceğim. Kişinin çünkü hani özel bölgesi ve koltuk altı kalın, otomatik olarak kalındır yani. Hep jilet kullanmışsa onun için onu görmeme gerek yok. Onu zaten hani sıfırlasa dahi gözeneklerde kalın kalın görünür. Ama eller öyle değil. Evet. Bacaklar da aynı ellerine şekilde. Ellerine de mi yaptıran oluyor? Tabii tabii. Yani parmak üstünden tüm kol. Hatta bazı bayanlar hiç vücutlarında tüy istemiyor. İnce bir tüy olsa bile ensesinden itibaren bütün bir sırtı tarıyoruz. Öyle mi? Çünkü ince kılları da gördüğü için buz lazer. Kadınlarda sırtında tüy olan oluyor mu? Hormon bozukluğu yaşamışsa kişi olabiliyor. Evet. Yani o zaman bazı bölgeleri bölgesine göre değişiyor. Alıp temizleyip geliyor. Bazılarına dokunmadan evet. geliyor değil mi? Bir gün öncesinden bu temizliği yapıyor kişi. Bir gün öncesi olabilir, iki gün öncesi olabilir. Hı-hı. Yani bunun üç günlük bir şeyi var. Yani üç günlük olmasında. Üç günlük olması gerekiyor. Hı-hı. Kirli sakal gibi olabilir yani görüntü Hı-hı. itibariyle. Nasıl diyeyim? 2 milim falan. Hı-hı. Peki öncesinde geldi, siz epilasyon işlemini uyguladınız. Tabii bu epilasyon süresi bu uyguladığınız yere göre, bölgeye evet. göre değişiyor. Hı-hı. Tüm vücudu ama uygulanabiliyor değil mi? Tabii tabii. Yüzde biraz çok uzun zaman alıyor diyorlar. Bu doğru mu? Yüzdeki tüylerin gitmesi. Yüz bölgesi daha ince bir yapı olduğu için daha hızlı bir şekilde tüylenebilen, daha çok hücre yenilenmesinde aktif olan bir bölge. Mesela hani kadınlar bıyık kısımlarını evet. aldırdıklarında bir hafta içinde yeniden çıkabilir. Hı hı. Ya da 15 gün içerisinde. Biz yüz bölgesi için erkeklere uyguladığımız sistemi uyguluyoruz. Hı hı. Yüz bölgesi ve genital bölge çok uzun sürede cevap verdiği için bu iki bölgeye 15 günde bir gelmelerini istiyoruz ki evet. Diğer bölgelerle eşit bir zamanda bitsin epilasyon süresi. Çünkü hani bacaklar bitiyor, kollar bitiyor, koltuk altı bitiyor. Genital bölge ve yüz bölgesinde biraz kalıyor 8 seansın sonrasında. Tabii evet. ki bunu kalmasını onlar da istemiyor. Tabii. Biz de seansın uzamasını da şey yapmıyoruz, talep etmiyoruz. Hani
gelen danışanımızın memnuniyeti açısından. Tabii. Çünkü her bir danışan bizim için bir reklam. Hı-hı. Yani benim reklamım benim danışanlarım. Bu yüzden onların memnun olması gerekiyor. Bu yüzden de sadece genital bölge ve yüz bölgesi için 15 günde bir gelmelerini istiyoruz. Bir seans, bir kontrol şeklinde yapıyoruz. Vücudun geri kalanı ise periyotlar halinde ayda bir yapıyoruz. Evet. Böylece etkili sonuç alıyoruz. Sonrasında mesela nelere dikkat ediliyor? Diyelim ki sonrasında saunaya girmek istedi veya solaryuma girmek istedi. Ne kadar süre sonra girebilir? Saunaya bir gün sonra girebilir ama o bir gün giremez. Solaryuma? Solaryuma da yani epilasyon yaptırdığım müddetçe solaryuma girmesini tavsiye etmiyoruz. Solaryum çünkü tüyleri de sarartır vücudun, evet. Bronzlaştırır, evet. Farklı bir şekilde bronzlaştırıyor. Çünkü güneşin bronzlaştırması gibi değil. Evet. Bu sebepten dolayı bütün bir kış boyunca birazcık sabredecek, biraz beyaz dolaşacak. Evet. Epilasyon olayını bitirecek yazın. Tatile gitmeden önce zaten solaryuma şöyle bir hafta boyunca günde 5 dakika kadar girmiş olsa... Evet, doğru. Kendi istediği bronzluğu güneş öncesi elde etmiş olur. Gerçi buz lazeri çok fazla ten rengiyle tüy arasında bir fark olmadığı sürece zaten yazında uygulayabiliyoruz. Aynen öyle. Ve tabii zaten artık insanlar da güneşlenmeyi çok fazla tercih etmiyorlar. Zararından dolayı çok artık böyle insanlar solaryumu bıraktı baktığımız zaman veya güneş altında o saatlerce güneşlenmeler geride kaldı diye düşünüyorum değil mi? Evet. Güneşin zararlarından ötürü. Peki yapıldıktan sonra solaryumu ve saunayı tercih etmemeleri veya bir gün sonra sauna olabilir dedik. Duş alabiliyorlar mı peki yapıldıktan hemen sonra epilasyon? Hemen sonra alamazlar. 8 saat 8 yani saat. En az bir 6 saat olması lazım ama soğuk suyla çok o kokudan çünkü bazen bazı ince kıllarda jel kullanmıyoruz. Evet. Ve kıllar yandığı zaman da böyle bir kötü bir koku oluşuyor. Kişi rahatsız oluyor bundan. Soğuk suyla onu yıkayabilir ama kesinlikle sıcak su buhar kullanamaz. Çünkü 6-8 saat evet, diyorsun. Gözeneklerin açılmaması gerekir yani. Bizim o anda çünkü kıl foliküllerini yakıyorsunuz. Evet. Gözenekler buharda açılırsa cildimizde dolaşan normalde bize zarar vermeyen bakteriler o gözeneklerden içeriye girip iltihaba sebep olabilir. Yani aslında epilasyon yapmıyor bunu. Sadece ve sadece gözenek açıldığı zaman normal cildimizde, yüzümüzde biz görmüyoruz. Mikroskop altında görsek çok korkarız. Bakteriler var. Bize hiçbir zararları yok. Sadece dökülen keratinlerle besleniyorlar. Ama onlar bir ortam bulduklarında, cilt alt dokusuna girdiklerinde ciddi enfeksiyonlara sebep olabiliyorlar. Evet. O zaman diyoruz ki epilasyon yaptırmadan önce ve yapıldıktan sonra da dikkat edilmesi gereken şeyleri unutmamak lazım. Evet. Dediğiniz gibi özellikle yüz bölgesi ise mesela yıkamama, 8 saat 6 saat yıkamamaya özen göstermeleri. Tabii tüm vücudu göstermeleri ama yüz biraz daha ekstra dikkat edilmesi gerekir değil mi? Soğuk suyla şey yapılabilir. Soğuk suyla yıkanabilir mi? Soğuk ama 6-8 suyla. Saat sonra yine değil mi? Soğuk suyla yıkanabilir. Onda bir sakınca yok. Yani kişi de hani şeysiz, jelsiz bir atış yapılmışsa, hatta ıslak sadece ve sadece suyla ıslatılmış bir bezle silebilir. Nemlendirici uyguladığı sürece bir sıkıntı yok. Nemlendirici evet. uygulaması gerek. Yüz bölgesinde olsun ciltte epilasyon uygulanacaksa hemen bir vücut losyonu veya ciltte bir krem makyaj olmaması gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Titanyum dioksit içeren hiçbir maddenin ciltte olmaması gerekiyor. Buna koltuk altı deodorantı da dahil içerisinde titanyum dioksit varsa titanyum dioksit ışını yansıtır. Vücuda girmesini engeller. Bizim işimiz ışığının köklere gidip oradaki kıl folikülünün kılcallarını tahrip etmek. Amacımız bu. Eğer orada bir şey varsa titanyum dioksitten oluşan bir bariyer varsa gidemez ve istediğimiz sonuca ulaşamayız. O zaman cildi temizleyip veya duşumuzu alıp size gelmek en mantıklısı değil mi? En mantıklısı. Yani sonuç itibariyle duş alıp gelmek ve ciltte herhangi bir şeyin olmaması çok çok mantıklı. Şimdi başta söyledik, epilasyonda dedik işte bazı kişiler işte 3 yıldır epilasyona gidiyorum ama herhangi bir dönüş almıyorum. İşte hala tüylerimden rahatsızım diyenler var dedik. Epilasyonda %100 garanti verilebilir mi? %100 garanti verilemez. Veren kişilere sadece ticari gözle bakıyorum ben. %80, %95. Evet. Yani %100 olanı da var.
Ama bu tamamen kişinin bünyesiyle alakalı. Evet. Mesela bir hormonal bozukluğum çıktı. Etkiler mi? Çok etkiler. Şimdi kılları iğneli epilasyon dahi yapsanız, iğneli epilasyon ki direktman kıl köküne iğneyi evet. verip elektrik vererekten o kılı orada hı-hı. tahrip ediyorsunuz. Hatta yani, azalmışları onunla temizliyorlar hı-hı. değil mi en son birkaç taneyi? İğneli epilasyon yapılan yerde kesinlikle bir daha kılın olması mümkünatı yok. Ama kişi menopoza giriyor ve kıllanmaya başlıyor ama oradan değil. Kollarına yaptırmış, yaptırmadığı yer sadece şurada şu kadar bir yere hı-hı. orada da tüy olmadığı için yaptırmamış. Oradaki tüyler terminal kıla dönüşüyor. Evet. Çünkü hormon bir şekilde ayvacık tüylerini güçlendiriyor ve onu terminal kıla dönüştürüyor. Normal, yani sizin yok olan kıllarınız geri gelmiyor aslında. Bu çok yanlış bir düşünce. Hı hı. Sadece var olan ama lazerin görmediği ayva tüyleri vardır renksiz olduğu için. Evet. Onları görmediği için onlar hormonal bir bozuklukta renklenip güçlenip karşınıza bir problem olarak çıkabiliyorlar. O zaman hormonal probleminiz varsa özellikle tabii ki hormonlarınıza, hormon tahlillerinizi yaptırdığınızda diyelim ki bu T3, T4'ler de giriyor bu işe değil mi tahlillerde. Eğer bozuk çıktıysa tiroidlerde bir bozukluk varsa epilasyona başlamasınlar mı? Yani şöyle söyleyeyim hem çok acılı olur. Çok hissederler. Öyle mi? Hormonal hassasiyet olan yani biz adet döneminde neden kadınlara hiçbir işlem yapmıyoruz? Bir tüy dahi çekemiyoruz. Hı. Neden? Çünkü hormonlar sizi çok daha hassas yapar. Ödem toplar vücut. Acıyı daha çok hissederiz. Acıyı daha sinir reseptörleri çok hassastır. Acıyı daha fazla hissedersiniz. Bu sebepten dolayı kişi acı çeker ama tüylerinde herhangi bir değişiklik olmaz. Evet, o yüzden de diyoruz ki hormonal bir probleminiz varsa lazer epilasyonu etkiler. Şimdi hormonal problem derken yine hormonların böyle tamamen değiştiği bir döneme geçmek istiyorum. Gebelik ve emzirme dönemi. Evet. Bu dönemde lazer epilasyon yapılır mı? Yapılmaz kesinlikle. Hamilelik döneminde lazer epilasyon odasına bir hamileyi cihaz çalışırken dahi almıyoruz. Aman dikkat diyorum. Ama alınmaması dikkat. Gerekiyor. Evet. Bu yüzden de bana hamile kalıp da işte gelip işte son bir kez lazer yapalım diyen danışanlarımız olduğunda dondurdum. Evet şahit oldum. Yapamam dedim hemen dışarıya çıkardım. Evet. Çünkü bebek yeni oluşuyor ve onu etkiler. Çok ciddi etkiler. Yani sizin kullandığınız cep telefonu dahi aslında etkiliyor. Lazer o cep telefonundan çok daha komplike bir cihazdır. Cihaz çalışırken başlarken atış yapmaya başlarken daha doğrusu hamile olan çalışanımızı bile biz dışarıya çıkardık eğitim verirken ama evet. mesela doğum yaptık kadın hı hı. diyelim ki ona bebeğini emzirme olayı bitene kadar yapmıyoruz. Neden? Etkileniyor mu bebek? Hayır, sütün hiçbir etkisi yok. Sadece prolaktin hormonu çok aktif, süt hormonları evet. Kişi hem acı hisseder hem de bir işe yaramaz. Yani o zaman gebelik ve emzirme döneminde kesinlikle lazer epilasyon yapılmıyor. Bunlar çok önemli konular. Gerçekten bu konularda çok sevgili seyircilerimiz bilgili olmanız gerekiyor. Çünkü işin ehli olan insanlar var, olmayanlar var. Tabii bu konuda belki çevresinde arkadaşları daha önce işte lazer epilasyon yaptırdıysa onları sorup bilinçlenen kişiler de oluyor. Ama gerçekten epilasyon önemli bir konu. Dediğiniz gibi bir kesim var yıllardır epilasyona gidiyor ve tüylerinden kurtulamıyor. Hem maddi olarak bir külfet hem de sonuç sıfır. Ama sonuçta işin ehli olan kişileri tercih ettiklerinde kısa süre içerisinde değil mi? 8 seansta bildiğim kadarıyla 6 seansta bile bitirilen evet, var olabiliyor. Kişinin bünyesine göre değişiyor. Yani hiç kalmıyor kişi. Evet. Erkekte bile ben bunu yaşadım. 4. seansta yani 15 günde bir yapıyoruz. 4. seansta dedi ki yani adam çıkmıyor hı hı. ve hani çıkınca mı geleyim? Hayır dedim yani ben bakayım size gelin bir bakalım. Gözenekleri ben görebiliyorsam eğer evet. Orada kıl folikülün içerisinde vardır. Biz ona bir daha atış yapalım. Mesela 6 seansta bir tane erkeğin koltuk altında hiçbir şey kalmadı. Yok yani gözenek bile gözükmüyor. Dedim ki yani sen çıktığı zaman gel. Çık
çıkıyorsa eğer. Ne güzel. Erkekler çıkacağını... böyle bir sonuç olabiliyorsanız ne kadar güzel. Tabii burada cihazın bildiğim kadarıyla sizdeki de son sistem cihaz olması da tabii büyük bir etken. Aynen. Kullanıcının gerçekten o kişinin tüyüne göre, ten rengine göre bu işlemi uygulaması da yine çok çok önemli. Peki şimdi son zamanlarda lazer epilasyonu batıkta, kıl dönmesinde kullanıldığını görüyoruz. Şimdi evet. Batık ve kıl dönmesi ciddi bir problem. Çok ciddi. İleride operasyonla alınmasına bile sebep olabiliyor. Yani batık ve kıl dönmesinde de kullanıyor musunuz lazer epilasyonu? Zaten doktor otomatik olarak yönlendiriyor bize. Yani kişi bununla gelen kişiler var. Diyor ki yani ben de kuyruk sokumumda bir kıl dönmesi oldu. Doktora gittim ve doktor bana epilasyon yaptırmamı söyledi. Geldiği zaman biz o kişiye epilasyon yaparaktan o ortamı ortadan kaldırıyoruz. Kıl olmadığı zaman kıl gözeneğine yukarıdan herhangi bir şey düşmüş olsa bile, gözeneği tıkasa bile oradan kıl içeriye doğru uzamıyor. Çünkü orada bir kıl yok. Yani siz oradaki tene epilasyonla epilasyon uygulayıp alttaki kılı mı öldürüyorsunuz? Kılı öldürüyoruz. Kıl öldüğü zaman zaten içeriye doğru uzamak gibi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Yani ne içeriye ne dışarıya. Orada artık bir kıl yok. Bu yüzden de batık oluşmuyor. Batık nasıl oluşuyor biliyor musunuz? Kuyruk sokumunda. Kılın gözeneğini düşünün. Kuyruk sokumunda bir kıl gözeneği var. Yukarıda saçınızdan bir tane saç kılı geliyor ters bir şekilde. Evet. Yani şu ucu kıl gözeneğinin içerisine ters bir şekilde giriyor. Ve orayı tıkadığı için içerideki kıl dışarıya uzamadığından dolayı içeriye doğru uzamaya başlıyor. Ve böylece sinirlere kadar gidiyor ve orada herhangi bir operasyon yapılması gerekiyor. Yani kıl operasyonu yapılması gerekiyor. O operasyonda da ne kadar estetik olursa olsun şöyle bir daire oradan kesiyorlar. Ve bunun drenaj konuluyor, çekilen sıkıntı, bir kılda çekilen sıkıntı. Yani birkaç ay boyunca sıkıntı çekiyor kişi. Ameliyatı olduktan sonraki evrelerinde bile açık yara olmak zorunda. Yani açık oluyor orası bir süre. Peki ameliyatlık bir evrede size geldiğinde lazer epilasyona onu kurtarabiliyor musunuz batığı? Ameliyatlık bir evredeyken, yani ameliyatlık evre dediğimiz sinirlere yani omurgaya doğru gitmiş olan böyle bir tüy yumağı olmuş olan bir evrede bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ama yeni bir başlangıçsa değil mi? Orayı lazer epilasyonla alıyoruz. Yani alıyoruz derken hani lazer epilasyonla kılı yok ediyoruz ve batık oluşmasını bir daha önlüyoruz. Yani daha yeni yeni batık oluşmaya başlamışsa ama içinden bir sıvı akıyorsa, yani bir delik var orada ve oradan bir sıvı akıyor. O artık çok ileri bir evredir. Direktman onu cerrahiye yönlendirmek durumundayız. Biz ona dokunamayız. Biz ona hiçbir şey yapamayız. Cerrahi ona müdahale edebilir. Cerrahi müdahaleden sonra da orada tekrarlayabilme ihtimali olduğu için, çünkü başka kıllar da var, o bölgeye iyileştikten sonra epilasyonla hiçbir kıl kalmayana kadar operasyon yapılması gerekiyor. Zaten epilasyon yapıldıktan sonra ciltte daha bir pürüzsüzlük, daha bir beyazlama da hatta diyebiliriz değil mi? Mesela koltuk altında bazı kişilerin baktığımızda böyle bir siyahlık olabiliyor ama epilasyon yapıldığında o da geçiyor mu? Epilasyon yapıldığında kişide tabii bir açılma söz konusu oluyor. Bir de hani koltuk altında genelde jilet kullanımlarında kararmalar oluşur. Evet. Kullanılan kimyasallar koltuk altı rulonların da jiletle birlikte jiletten hemen sonra kullandıkları için o bölgeleri yakarlar. Kimyasalla, çünkü siz bir derin peeling yapıyorsunuz. Jilet bir peelingtir. Derin bir peeling yapıyorsunuz ve üzerine kimyasal sürüyorsunuz. Direkt yakıyorsunuz. Ve kararmaya sebep oluyor. Siz epilasyon döneminde kullanmadığınız için jileti orada yavaş yavaş lazerin de etkisiyle renk açılıyor. Evet. Hatta güneş lekesi varsa kişide yavaş yavaş o da açılabiliyor. Özellikle tabii epilasyona gidiyorsanız o koltuk altı rolonlarının aslında hiç kullanılması gerekiyor. Onu da buradan yeri gelmişse söyleyeyim. Çünkü içindeki o alüminyum, içerisindeki alkol, pH'i sizin cildinize uygun mu? Yani doğal olanlarını tercih etmenizi öneririm yeri gelmişken. Şimdi epilasyon konusunda ben aklıma gelebilecek bütün inanın soruları sordum. Ama tabii sevgili seyircilerim, sizin de sorularınız varsa biliyorsunuz ben program konuklarım gerek Facebook gerek Twitter gerekse Instagram sayfamda paylaşıyorum. Oradan Ayşe Bahar Tüylüoğlu'nu da etiketlediğim için rahatlıkla ulaşıp sorabilirsiniz. Zaten Ayşe Bahar dediklerinde sanırım Instagram'dan direkt
direkt ulaşabiliyorlar tabii, değil tabii. mi? Tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Instagram'da çünkü soruları cevaplıyor kendisi. Bizzat dönüyor, onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi biraz bayanların kabusu haline gelen selülite geçmek istiyorum. Artık tabii kadınlar sayesinde erkekler de öğrendi selülütü. Yani televizyondaki magazin programları da sayesinde. Şimdi selülit, selülit diyoruz. Selülit bir hastalık mı? Yani sadece fiziksel bir şey, bir görüntü bozukluğu değil aslında, değil mi? Selülitin ileri evreleri bir dolaşım bozukluğudur. Evet. Ama selülitin mesela her kadında, kadın olan bir kişide selülit olması çok normaldir, az bir miktar. Çünkü östrojen hormonu sebebiyle o hormonal bir durumdur. Selülit oluşur. Yani sizde selülit olmuyorsa, hiç olmuyorsa bir şey, ya çok iyi spor yapıyorsunuzdur, dolaşım sorununuz yoktur, beslenmeniz çok sağlıklıdır ve birazcık da genetiksel olarak şanslısınızdır. Eğer erkek değilseniz. Erkeklerde hiç olmuyor çünkü onlarda östrojen hormonu baskın değil. Çok şanslılar bu konuda diyorsunuz yalnız. Bebeklerde görüyoruz. Bebeklerde özellikle kalça kısımlarında. Onlar işte yanlış beslenmeden oluşuyor. Yanlış beslenmem. Ama sadece annenin yanlış beslenmesi. Evet, annenin yanlış beslenmesinden kaynaklanıyor. Yani ben doğan bebeklerde bile gördüğümü hatırlıyorum. Şimdi selülitü kısacası tanımını yapmak gerekirse portakal kabuğu görüntüsü diyebilir miyiz? Portakal kabuğu görüntüsü, evet. Birinci evre dediğimiz... böyle sıktığınız zaman kendinizi muayene edebilirsiniz. Evet, yani böyle iki elinizle şu şekilde sıktığınız evet. zaman burada çukur çukur oluşuyorsa sizde az bir miktar selülit vardır. Evet. Sadece bacaklarda oluşmuyor. Bazı kişilerde kollarda da oluşuyor biliyor. Evet. Kilo varsa kiloyla paralel gidiyor. Bacaklarda da üst bacakta oluşması çok normal. Ama alt bacakta oluşuyorsa sizde çok ciddi bir dolaşım probleminin sinyallerini veriyordur. Şimdi herkes ekran karşısındakiler aynaya geçiyor. Hanımlar şöyle bir etinizi sıkıştırıyorsunuz. Selülit var mı yok mu? Orada bir böyle içe batmış bir görüntü oluyor biliyorsunuz derinizde. Sanki gamze gibi. Gamzedir onlar zaten. O zaman selülitim var diyebilirsiniz. Yani kişi selülit teşhisini kendi kendine de yapabilir diyebilirsiniz. Yapabilir. Evrelerini bilemeyebilir. Evet, mesela evreleri kaç evre var? 3 müydü? 3 evre var. Zaten 3 evre, 3. evresinden sonra, yani 3. evreye ben yaklaşık olarak bir 4 paket de bitiriyorum. 3. evet. evre selülit, hiçbir şey kalmıyor. Eğer ki kişi de 3. evre selülitte bir şey yoksa, ilerleme hiçbir şey yoksa, o kendisi, zaten başında söylüyoruz yani biz, ben manuel yapıyorum, elden yapıyorum selülit masajını ve ellerimin altında parmaklar sinir reseptörleri açısından oldukça zengindir. Bir iyi bir uzman parmaklarını böyle bir bacağa geçirdiği zaman orada nasıl problemler var onu hissedebilir. Tabii yağları mı hissediyorsunuz derinin altında? Yağdan ziyade tabii ki yağlar da selülitte tetikleyici ama ödem vardır kişide. Onları hissedersiniz, o su baloncuklarını hissedersiniz elinizin altında ve damarsal bir problemi varsa kişinin, zaten ilk masajda ben diyorum ki kişide ciddi bir 3. evre görüyorsam ve bunda bir damarsal sorun görüyorsam lütfen bir doblör çektirin, bir doktora gidin, biz doktorun tavsiyesiyle birlikte bir yol alalım sizinle. Evet. Çünkü bazı selülit görüntülerine sahip kişilerde 3. evrede olan bazı kişilerde damarlarda sızıntı oluyor. Biz onlara masaj yapamayız. Yaparsak o sızıntıyı genişletiriz. Yani damarda bir sızıntı var. Damar çatlaklığından ziyade bir kan sızıntısı var. Bunu hem kişi kansızlık çeker, kan kaybı vardır sürekli olarak. O bunu bilmez. Ve damarın tedavi görmesi gerekir. Evet. O damarın tedavisini görecek ve doktoru diyecek ki tamam sen selülit masajı yaptırabilirsin. Çünkü selülit masajı sert bir masajdır. Biz orada darbeleme de yapıyoruz. O damar da sızıntı varsa genişleyebilir. Ama normal mesela masaj yapılabilir o kişiye. Lenfatik masaj yapılabilir. Veya lenf drenaja girebilir değil mi? Size lenf drenaja girebilir. Muhteşem bir şey. Yani insan böyle bir beden incelmiş gibi hissediyor çıktığında kendini. Nasıl oluyor yani orada bir metabolizma mı hızlanıyor?
Şimdi şöyle söyleyeyim, iki tane damar sistemimiz var bizim. Biri kan damarları, diğeri lenf Evet. damarları. Kan damarlarımızdaki kanı kalbimiz pompalıyor ama lenf damarlarındaki lenfi pompalayan bir kalp yok. Bizim kaslarımız yapıyor bu işi. Tabii ki biz eski zamanlarda hani insanlar tarlada çalışıyorlar, işte ne bileyim elma topluyor yukarıdan. Evet. Buralar çalışıyor, şuralar çalışıyor, burada lenfler var. Ondan sonra yürüyor, yürümek Hareket lenfleri halinde çalıştırır. insanlar değil mi? Eklem yerlerine koymuş yaradan lenf sistemindeki o Evet. pompaları eklem yerlerine koymuş. Çünkü kişi hareket ederse çalışıyor. Tabii. Yani biz aslında hareket etmemiz gereken bir canlıyız. Hareket etmek zorundayız. Her yere arabayla gidiyoruz ya aslında. Evet, Yanlışı evet. orada yapıyoruz. Lenf sistemi bunları çalıştırmazsanız tıkanıyor. Şöyle düşünün, sizin bir Porsche'unuz var. Evet. Biraz reklam gibi oldu ama kusura Evet. bakmayın. Ve şeydesiniz, Mecidiyeköy'desiniz. İşte Harbiye'nin orada kaza olmuş. Siz ara yoldan ana yola çıkacaksınız. Kaza sizinle hiç alakası yok. Çok ileride ama yol tıkalı gidemiyorsunuz. Araba 300 basıyor Lenflerin ama gitmiyor. tıkalı olması da böyle bir şey. Böyle bir Ama şey. lenf drenaj bu yolları açıyor anladığım Açıyor, kadarıyla, değil mi? pompa Selülit yapıyor. tedavisinde de etkili değil mi? Yani Tabii ki, selülit tabii ki, tabii ki, tabii ki. özellikle selülit dediğimiz zaman tabii çok uzun mesela bir dolaşım bozukluğu varsa çok uzun bir süreç kurtulma süreci değil Evet, mi? doktorla paralel gideceğiz. Beslenmesine ona göre dikkat Şimdi onu edecek. soracaktım. Yani yağlı beslenenler veya asitli gıdalar tüketenler var veya varis problemi olanlar, venöz yetmezliği sorunu olan kişiler var. Bu gibi kişilerde beslenme tabii hepsinde çok çok önemli ama beslenmenin tabii beslenme uzmanınız olmadığı için çok detaya girmeyeceğiz ama beslenmenin önemini de vurgulamak lazım değil mi? Şimdi ben Tabii. size geleceğim. Masaj yaptıracağım ama bir yandan da asitli gıdaları, yağlı yağlı yiyecekleri yediğimde hiçbir işe yaramaz diye düşünüyorum. Evet, sizin açınızdan bir işe yaramaz. Yani uzmanlık bizim güzellik merkezleri Evet. sahipleri açısından şöyle olur. Siz devamlı bize gelirsiniz. Biz Evet, kazanırız. doğru. Ama bu şık bir şey mi? Hayır değil. Sizin Evet. netice elde etmeniz gerekiyor. Bu yüzden de sizin sağlıklı beslenmeye, yani ben diyet cümlesine Evet. yanlış anlaşılıyor diyet cümlesi. Aslında diyet demek sağlıklı beslenmek demek ama bizim ülkemizde diyet demek aç kalmak demek. Bu değil. Peki, kadınlarda genelde hangi bölgelere yerleşiyor? En fazla genelde basen ve kalça, bacakta görmekteyiz. Yani ama kolda da görülüyor dediniz. Yani bu Evet, çok kişinin nadir. kilo aldığı bölgelere göre mi değişiyor veya baldırlarda görülebiliyor dedik. Yani orada özellikle bacağın alt kısımlarında olduğunda cidden bir problem mi? İleri seviye mi diyebiliriz? Bir de bu birinci, ikinci, üçüncü seviye dedik ya, onları bir hangisi birinci seviyeye giriyor, hangisi ikinci seviyeye giriyor, hangisi üçüncü seviyeye giriyor? Birinci seviye sizin sıktığınız zaman Evet. gördüğünüz küçük küçük noktalar. Minik İkinci seviye siz ayakta normal, yani topuklu duruyoruz. ayakkabı giymeden Evet. normal durduğunuzda görünen tümsekler. Evet. Üçüncü evre dediğimizde, yani bu ayakta görünür ama yattığınızda hiçbir şey gözükmez. Hep Üçüncü yatalım. evrede Evet. ise yattığınızda bile böyle sıradağlar gibi Evet. görürsünüz O onları. ciddi. O üçüncü evredir ve üçüncü evre yaşayanların alt bacak, yani bacakları kalın olur. Özellikle dolaşım bozukluğu, damarsal bir bozukluğu olan Evet. kişilerde bacaklar üst bedene göre daha kalındır. Bir türlü alt bacaktan kilo veremez. Orası daha çok yağ toplar. Çünkü dolaşım çalışmıyorsa, yani sizin Evet. boşaltım sisteminiz düzgün çalışmıyorsa, boşaltmanız gereken atık gıdaları boşaltamıyorsanız depolarsınız. Depoladığınız yer bacaklar olunca çok daha büyük sıkıntı tabii. Damarlar çünkü daha fazla sıkıştırılıyor. Damarı yağlar sıkıştırdığı zaman damarın içerisindeki sıvı, öz sıvısı dışarıya sızıyor. Dışarıya sızdığı zaman yağ hücresiyle damar arasında böyle bir baloncuk gibi kalıyor onlar. Size acı veriyor çünkü sinirlere de baskı yapıyor. Yürürken, merdiven çıkarken bacaklarınız kesilir gibi hissedersiniz. Selülit de ağrılı mıdır? Yani bu üçüncü seviye dediğinizde yani yattığınızda bile görünüyorsa o selülit ağrı yapar diye biliyorum ben, değil mi? Tabii o kişiler ayakta çok uzun süre duramazlar, uzun mesafe yürüyemezler Evet. ve genelde bir ağrı hissederler ve vücutlarında sadece bacakları ağrımaz. Çünkü dolaşım sistemi bütün vücudu etkilediği için en fazla mesela sırt ağrısı çekebilirler. Çok alakasız gibi dursa da sırt ağrısı çekebilirler. Mesela ben masaj yaparken ayak tabanının
bir noktasına bastığım zaman kişi sırtında bunu hissedebiliyor. O nokta, çünkü sinir sonlanmaları oradan geçiyor. Zaten ayak altında çok yüksek oranda, şu anda rakam aklımda değil ama sinir ucu var değil mi? Oradan evet. Özellikle refleksoloji masajı yapıldığında inanılmaz bir rahatlama da sağlayabiliyor kişi. Tabii masajı bilmeyen kişi olduğu zaman vücudu kitleyebilirdi. Bu yüzden de hani bu tip masajları yapan kişilerin gerçekten eğitim almış kişiler olması gerektiğini belirtmek isterim. Öyle her önüne gelen, bu çok basit bir şey değildir. Masaj insanlara çok basit gibi geliyor. Ama basit değildir masaj. Evet, tabii ki. Gerçekten ciddi bir tıbbi bilgi gerektiriyor. Yani biraz anatomiden anlaması gerekiyor. Aynen, kesinlikle. Aynen. Ki siz üniversitede bunun eğitimlerini zaten aldınız. Ayrıca tabii ki sertifikalarınızdan da gördüğüm kadarıyla hepsinin eğitimi alınmış durumda. Peki zayıf kadınlarda da selülit olur mu? Olur. Yani bu tamamen kişinin hormonal dengesi, yemesi, beslenmesi, hareket etmesine de biraz bağlı olarak değişiyor değil mi? Hatta zayıf kadınlar demişken spor yapan kişilerde, egzersiz yapan kişilerde de spor selülütü diye bir şey duyuyoruz. Bu neden oluşuyor? Bacaklara çok aşırı yük verip bacaklardaki damarların genişlemesine sebep olabiliyorlar. Bir de kullanmış oldukları, bunların vitaminler var. Evet. Aslında onlar sağlık açısından protein tozları. Bence çok sakıncalı. Bence diyorum. Çünkü hani ben bir tıp doktoru değilim. Doktor ancak bunu sakıncalı olup olmadığını söyleyebilir ama ben kendi kanaatime göre sakıncalı buluyorum. Vücudun ihtiyacı olmayan suni bir şeylerin vücuda alınmasını. Bacaklara çok fazla yüklenildiği için, çok aşırı çalışıldığı için özellikle bayanlar fitness yapıyorlar. Yani bir vücut yapmaya çalışıyorlar. Squat yapıyorlar çok fazla. Vücut yapmaya çalışan bayanlarda aşırı miktarda kas sahibi olmak istedikleri için bacaklara çok yükleniyorlar ve bu da damarlarda sızıntıya bile sebep olabiliyor. Damarda en küçük bir sızıntı zaten selülite kapı açar. Peki hamilelikte selülite uygun bir ortam hazırlıyor mu hormonal dengesi? Evet, kesinlikle. Tabii, o zaman hamilelikte de daha fazla, gebelikte de fazla görülüyor diyebiliriz değil mi hamilelik döneminde? Hamilelikte fazla görülür kişiye fakat göre hamile kişi eğer hayatındaki sporu hamile kaldı diye bırakıyorsa onda görülür. Ama spor yapıyorsa bir şekilde en azından selülitin daha ileriye gitmesini engeller. Evet. Peki size geldik diyelim ki selülit için nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? Lenf drenajdan bahsettik. Selülit masajı mı? Birinci seviyesi, ikinci seviyesi, üçüncü seviyesi. Yani ne kadar da bir çağırıyorsunuz kişiyi, o dönemde beslenmesine tabii dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi tabii bayanların en büyük kabusu diyebilirim selülit. Nasıl bir yol izliyorsunuz selülit bakımında? Selülit bakımında öncelikle tabii ki selülit masajı teklif ediyoruz. Hani şey olarak masaj olmazsa olmaz. Evet. Çünkü diğer cihazlar sadece ve sadece ona takviyedir, destektir. Tabii. Asıl bunun bakım yöntemi, ortadan kaldıracak olan yöntem masajdır. Selülit masajı. Selülit masajıyla birlikte pasif jimnastiği kombine ediyorum ben. Hani spor yapmaya vakti olmayanlar için. Evet. Çünkü hayatında düzenli spor yapan kişilerde hani buna gerek olmayabiliyor. Sadece masajla kurtarabiliyor. Ama spor yapmıyorsa kişi sıkılaşmayı da aynı zamanda oluşturmak adına, yani istediği sahilde böyle salına salına mükemmel bir fizikle dolaşmak istiyorsa eğer pasif jimnastikle bunu kombin yapıyoruz. Ve bir gün gelip bir gün gelmiyor. Haftanın en az 3 günü gelmesi lazım. Ve mesela masajı yapıyoruz. Masajdan sonra pasif alıyoruz. Pasiften sonra lenf drenaj cihazına giriyor. Lenfatik sistemi de çalıştırıyoruz. Ondan sonra kişi gidiyor. Biraz bizimle uzun vakit geçiriyor ama yaklaşık olarak birinci evredeki bir kişi çok, yani birinci evrenin başlarındaysa bir kişi 6 seansta bu üçlü kombinde 6 seansta çok güzel bir etki alır. Hatta ve hatta seansları bitti diyelim ki 6 seans pasif jimnastikle birlikte masaj kombinasyonu bitti. 10 gün sonrasında cildi vücudu çok daha istediği şekilde mükemmel görünüyor. Niye? Çünkü pasif jimnastik kasları çalıştırdığı için ve kas sistemi kas hücreleri çoğalmaya meyilli hücrelerdir. Siz bunu çalıştırırsanız vücut der ki benim eksikliğim var, ben daha kas hücresi üreteyim ve üretir. Ve siz bıraktıktan 10 gün içerisinde bile hala vücut çalışmaya devam eder. Yani yağ yakmaya devam eder.
Böylece siz 10 gün sonrasında tam istediğiniz fiziğe kavuşursunuz. O zaman şimdiden başlamaları lazım tabii. Sonuçta her mevsim çok çok fit olmak çok önemli. Yani sağlıklı beslenme demek sadece yazın demek, zayıf olmak sadece zayıf olmak değil. Sonuç itibariyle selülit için de aynı şekilde özellikle doktorlar ne diyor? Tedavi edilmezse çok ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Evet. O yüzden herhangi bir şekilde siz de baktığınızda şöyle bir etinizi iki şekilde böyle iki parmağınıza sıkıştırdığınızda minik minik böyle noktalar portakal kabuğu gibi görüntüler görüyorsanız zamanında müdahale şart. Çünkü üçüncü evreye geldiğinde veya ikinci evreye geldiğinde o altı seanslar tabii ki uzayacak. Yetmiyor, değil mi? kesinlikle Yetmiyor. Yetmiyor. Yani daha da fazlalaşıyor. Peki kişi tedavi etmedi ve selülütü ağrılı, tedavi demeyelim de daha doğrusu sizin selülit bakımınıza gelmedi. Artık ciddi oranda mesela bazı bayanlarda görüyoruz pantolondan bile belli oluyor selülütü. Evet. Bu evrede peki seans sayısı mı uzuyor? Yani, seans sayısı uzadığı gibi başka yardımcılar da alıyoruz. Yani pasifle birlikte götürmek durumundayız. Çünkü evet. Orada kas hücrelerini çoğaltarak orada bir yağ yakımı da yapmamız gerekiyor. Evet. Çünkü, çünkü yağlar artık fazlalaşıyor orada. Tabii yağ hücresi kendisinin 20 katı kadar büyüyebilme eğilimi gösteren hücrelerdir. Yağ hücresi çoğalmaz, sadece büyür. Bu yüzden de büyüdükleri için, çoğalmayıp da büyüdükleri için böyle siz onları böyle löp löp görürsünüz. Kıyafetin içinden bile belli olur. Onların sağılması gerekir. Yani Evet. biz parçalamak demiyoruz çünkü hücreyi parçalamıyoruz. Biz onu sağıyoruz. Masajla ve içeriden kas sistemi bir mekanizma gibi çalışarak içerideki yağı eritiyor. Biz de dışarıdan sert bir masajla onu darbelerle oradaki yağın sağılmasını, vücut dolaşımıyla atılmasını sağlıyoruz. Peki yağlar etkili midir? Bitkisel yağlar insanlar kullanıyorlar, kremler etkili midir? Siz bildiğim kadarıyla yağı kullanıyorsunuz, krem kullanıyor musunuz bilmiyorum Krem ama kullanmıyorum. Bitkisel yağlar da böyle genelde biber böyle sürenleri duyuyorum ben. Yani bunlar etkili midir? Yeraltı Şimdi tabakasını harekete geçirir mi? Yağlar şöyle etkili. Bazı yağlar var. Hani vücut metabolizmasını hızlandırır ve yağ yakımını sağlar. Mesela tarçın yağı. Kimse bilmez tarçın yağını. Biberiye yağını herkes bilir ama biberiye yağı yağı yakmaz. Biberiye yağı vücutta ısıyı arttırır. Kan damarlarını, kılcal damarları birazcık genişletir ki oraya kan gelsin. Kan geldiği zaman dolaşım açılır. Evet. Tıkalı olan dolaşımın açılmasını sağlar. Mesela kılcal damarları da mor mor kılcal damar problemi olanlar vardır mesela evet. böyle. Küçük küçük mor mor kan birikintileri. Biberiye onu çözer. O kan pıhtılarını ve dolaşımla birlikte atılmasını sağlar. O zaman çok az bir zamanım var. Hatta sürem bitti de diyebilirim. Küçük bir böyle bir selülit yağı ile masaj yapmalarını önerirsek, biberiye yağı ile tarçın yağını karıştırıp badem yağını veya karıştırıp sürseler iyi gelir mi selülitlerine? Kendileri Bir tarif şöyle verebilir misiniz? Söyleyeyim. Hani hazırı aktarlarda hazırlanmış selülit masajı yağları var. Kendilerine hani şimdi uzun bir liste yapamayacağız. Hı hı. Fakat orada kombinasyonları var. Alacakları yağın içerisinde tarçının ve biberiyenin olmasına özen göstersinler. Diğer yağlar zaten sabit yağdır. Evet. İçeriğinde badem yağı gibi olması evet, gereken değil olması mi? gereken yağlardır. Çünkü bir uçucu yağı sade bir şekilde kullanamazsınız. Cilt üzerine yanmaya Evet, sebep olabilir. mutlaka ki karıştırması gerekir. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Tarçın yağını ben de bilmiyorum. Yeni öğrendim açıkçası. Ayşe Bahar Tüylüoğlu güzellik uzmanı verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten ben bilgilerine teşekkür çok ederim. Güvendiğim, uyarılarına dikkate aldığım güzellik uzmanlarından bir tanesi diyebilirim. Destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sorularınızı tabii selülitle ilgili, epilasyonla ilgili sorularınızı kendisine ulaşarak, Instagram hesabına ulaşarak iletebilirsiniz. Geçen yayınımızda da çok güzel tarifler vermiştiniz hatta maske tarifleri vermiştiniz. Evet. Kişilerin evinde yapabilecekleri selülit için de selülit yağlarını tercih edebilirler diyorsunuz. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. Umarım sevgili seyircilerin epilasyon hakkında, selülit hakkında sorularına cevap bulabildikleri bir yayın olmuştur diyorum. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola bir başka programda. Görüşünceye dek hoşçakalın.